artık ya. Sen nereden buldun yine beni? Biz niye sürekli karşılaşıyoruz seninle? Kaan'a neden anlattın her şeyi? Nedeni açık yani. Acı çekiyordun. Ben de annemin aldım. Bu. Bu kadar. Teşekkür ederim. Seviyor musun? Yani. Evet. İyi. Yani. Doğru insan Kaan benim için. İyi. Onun olmadığı bir hayali hiç kurmadım. Yani eğer aşk böyle bir şeyse... İnşallah mutlu olursunuz. Şimdi konuşuyorsun öyle veda eder gibi. Yalan söyledim sana. Hangi konuda? Kolyenin bir hikayesi yok dedim ya. Var. Ailecek gidiyoruz. Leşemiz de yerinde böyle. Annem, babam, ben. Dokuz yıl önce... babama pusu kurdukları günden bahsediyorum. Bir anda... babamla ben sağ çıktık. Annem... kalbine de böyle değdi geçti ya. İşte. 9 yıl önce. Atamadım. Aklım ucundan bile geçmedi yani. Niye bilmiyorum. O gün bugündür. Böyle boynumda. Kalbimin üstünde öyle... bir o yana bir o yana sağlam duruyor. Bir gün aklına gelirim. Bunu da bir tek bana anlattı dersin. Öyle anlarsın. Yağmur. Savcı. Günaydın.
Burada mı kalıyorsunuz? Hı. Hı. Ne yapacağız? Bakışacağız mı böyle? İçeri almayacak mısın? Estağfurullah. Ben akşam gelemeyeceğimi söyleyecektim savcım sana da. Sebep? Ya şimdi doğum günü falan bozar beni. Bir de çok iş var mekanda. O yüzden affedin savcım. Çağrı Hanım'a da çok selam söyleyin. Tabii bu saate kadar gibi yatarsan akşam gelemezsin tabii. Ben seni anlıyorum. Ben seni anlıyorum. İşte mesai biraz uzadı da savcım. Ha? Bu ne oğlum ya? Bu ne hal lan? Oğlum bak bunu burada yemişsiniz, bırakmışsınız. Bir de bulaşıkların yanında kıvrılmış yatmışsın ya. Kokmuyor mu ben anlamıyorum. Oksijen yok lan evde. Bir cam aç, pencere aç, bir şey yap, bir havalansın ya. Başımla savcım, başımla da şimdi seninle de biz bir süre... Hatta bayağı bir süre aynı evde kaldık. Aynı havayı solduk seni. Evet. Sen de çok tertip düzen insan değilsin ya. Savcım demek istedim. Allah! Ulan benim evime ayakkabıyla giremezsin bir kere ya. Sen ayakkabıyla yatıyorsun, yatıyorsun. Bak sen ayrıca benim yaptığıma değil, benim dediğimi yapacaksın. 21 yaşında delikanlısın. Ben senin yaşında dipçik gibiydim lan. Mutlaka öylesindir savcım kesin. Öyleydim tabii. Hala öyleyim. Ama sen bu şekilde 40 yaşına nasıl geleceksin? Ben onu hesap edemiyorum mesela. İyi kötü gelmişim bu yaşa. Sonrasını merak ediyorum. Abla gelecekti bugün. Bir abla gelecekti bugün. Ha, abla gelecekti. Ya savcım. Ne olur kurban olayım. Ben bir uyanayım. Ondan sonra iş dinleyecek beni. Ama şu an daha uyanamadım. Burası dedim ya geçici. Tamam. Benim öz evim değil burası. Öz evim olsa böyle olur mu? Sen nasıl buldun buranın adresini? Savcıyım lan ben. Halil Saadi'nin oğlu buraya yerleşmiş. Ben onu bulamayacak mıyım yani? Hakkım var, haklısın. Nerede senin ev sahibin? Çeşme'de. Ne? Çeşme'de. Onu mu diyorum oğlum? Bu ortağın bir beraber kaldığınız çocuk. Nerede o? Soner, soner. Ha. Aa savcı. Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Ne yapacağım sen? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen bir git üstünü müstünü değiştir. Bir şeyler giy üstüne. Çıkacağız, bir işimiz var seninle. Bir dakika ya. Sakin. Ne oluyor, tutuklanıyor muyuz? Oğlum ne tutuklanması? Savcım ziyaretimize gelmiş. Öyle hayır hatır soruyor işte. Hadi git. Allah aşkına giyin de gel hadi. O nasıl bir ziyaret ya? Koş, teftiş eden yüzbaşı gibi esip gürlüyor. Özel mi burası ha savcı? Bak şu haydut arkadaşına söyle, benim çok az sabrım var. Sabrımı taşırmasın. Gitsin üstüne bir şeyler giysin. İşim düştü diyorum, işim düştü. Bir işimiz var, halledeceğiz. Gelecek yarım saate geri. Soner, işi var savcının ya. Ben kefilim diyorum oğlum. Ben de şey yapacağım. İnsan gibi söylesin o zaman. Ne diyor? Savcım sen de biraz ılımlı yaklaşsan hakikaten. Şimdi çocuk, özel mülkü burasın çocuğun yani. Gelmişsin sabah köründe salonun ortasında bas bas bağırıyorsun savcım. Suçluymuş muamelesi yapmaktan bir vazgeç artık. Bak, ben utanıyorum, ben mahcup oluyorum. Arkadaşa söyle, gitsin üstünü değiştirsin. Ondan sonra gideceğiz, geleceğiz, işimizi halledeceğiz. Yarım saat kadar bir ihtiyacım var. İşim düştü kendisine. Kıyafetini falanını temizlesin, üstünü başını giysin. Arabada bekliyorum. Çevir şimdi bunu. İşimizi halledelim, ne yapıyorsan yap. Hadi. Soner hadi çık git. İn aşağıda hadi gidelim artık daha tamam. Sen de geliyorsun ha. Ben de geliyorum oğlum, tamam işte. Beraber gideceğiz. Hadi Soner hadi, güzel bir şeyler giyelim. Şimdi bana bak, ya Adalet Sarayı'na gidiyoruz ya emniyete gidiyoruz. Ona göre bir şeyler giy üstüne. Takım elbise giy, kravat takmayı unutma tamam mı? Elin gözünü düzgün, dişlerini fırçalamıyor musun sen? Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim, bunun yakasını sen çok sıktın. Hayır hayır, oynama onun yakasıyla tamam. Sıkmadı abi, nefes alabiliyor musun sen? Alıyorum oğlum, bunu aldım tamam lan sadece. Tamam, sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim, bak bu adamın bende ne işi olur oğlum, bir şey söylesene bana. Bir oyun falan oynuyor olmasın? Bak bana bir suç falan atacak kayık üzerime. Nereden biliyorsun? Ne iş olur? Suçun günahın olsaydı eğer bu adam senin kapına polisle gelirdi seni almak için. Anlatabiliyor muyum? Bir de bir şey söyleyeceğim güzel kardeşim. Bu adamın dikine gitme. Adam bana yatay mı gidiyor? Adam bana yatay mı gidiyor oğlum? Bakar gibi bir ifade ya yüzünde. Ya sen devletimizin savcısı ne yapacaksın ya? Sen Allah alttan al sonlar. Allah aşkına yarım saat çık ya. Sabır. Tamam lan, akrabanı savunur gibi savunuyorsun. Akraban zaten. Oğlum senin ne işin var? Sen niye geliyorsun? Savcım içeride söyledim ya ben de geleceğim diye. Allah Allah. Geç arkaya. Halil Saadi'nin oğlu gelecek öne. Gel sen buraya gel. Ya ben öne oturayım. Bak arkada aynanın önünü kapatırım ben senin. Boy var ya bende. Ya geleceksen arkada otur. Geç. Ben konuşacağım bu çocukla. Öne geç, öne. Gel buraya. Yanıma gel. Geç böyle. Ah sabır. Çok güzel bir öneri. Gerçekten yaptın. Oğlum gerginlik olmasın diye adamla yüz yüze kalma diye öyle söyledi. Hı?
Bir de atın şu gözlükleri. Bu ne oğlum gözünüzde? Yüzünüzü gözünüz görmüyorum ya. Çıkarın onları. Allah'ım yarabbim. Sanki yani. Savcım sen bugün aç mısın? Aç mı kalktın yani? Yemedin, kahvaltı yapmamış. Yoo yedim. Kalk kemerini. Ya bir şeyler alayım ben sana yolda. Oğlum yavaşça çeksene şu kemeri sen. Sen bu sebebi ziyaretini söyleyecek misin savcı? Yoksa böyle sonu belli olmayan film gibi gerileceğiz mi? Sen şimdi çocuğun abisini tanıyor musun? Ne alakası var savcım şimdi? Ne düşünüyorsun? Allah sahibine bağışlasın. Sen şimdi başta bu çocuğa bir ısınamamışsın. Anladım. Onun dolandırıcı olabileceğini düşünmüşsün. Yani çocuğun başta abisi olduğuna inanmamışsın. Öyle mi? Soner hatasını anladık. Yavrum da özrünü de diledi savcım. Gözün mü tutmadı? Ne dememi istiyorsun? Ben şu anda anlamadım ki. Şimdi bak. Sen bana geldin. Dedin ki Akgün İstanbul'a gidiyor. Babamın yanına gidiyor. Başını belaya sokacak. Sen bu çocuğu geri çevir dedin. Durdur dedin. Başını belaya sokmasın dedin. Sonra bir suç uydurup kendine onun yanına girdin. Sırf onu yalnız bırakmamak için, korumak için cezaevine girdin yanına. Şimdi bu yaptığını kardeş kardeşe yapmaz bugün. Haksız mıyım? Soner'in yeri ayrı savcım. Onun kıymetine değer biçilmez. Bana iyi bir şey mi söyledin az önce? Hmm. Bak tekrar ediyorum. Bu çocuğun abisiyle ilgili ne düşünüyorsun? Soner, olumsuz konuşmada daha fazla gerilmeyelim ne olur. Ciğeri beş para etmez. Ya yapma şunu, annemin oğlu bu adam ya, tamam. Yalan söyle. Lan yapma şunu. Sen bir sus, sen konuş. İspatlayamam. İspatlayamam ama bir zararı dokunacak. Şimdi bu çocuğun senden bir talebi oldu mu? Ha? Para mara herhangi bir şey istedi mi senden? Teklif ettim, kabul etmedi. Tamam, sen gittin, çocuğu buldun. Oturdunuz, konuştunuz ama sürekli olarak tekrar ettiği, senin üzerinden sana talepte bulunduğu bir şeyler var mı? Yani konuyu evirip çevirip aynı yere getirdiği bir mevzu var mı? Nereye varmaya çalışıyorsun savcım? Şuraya varmak istiyorum. Bu çocuk eğer seninle ilgili bir plan kuruyorsa, kafasında bir şeyler varsa bununla ilgili bir cümlesi de vardır. Yani cümleyi, konuyu öyle ya da böyle evirip çevirip aynı yere getiriyor mu bu çocuk? Bu kimin biliyor musun? Babanın. Selçuk Taşkın'ın. Belki de ona bunu sen verirsin ha? Sevinir. Biliyorum Akgün. Baban yaşıyor. Ya ben anlayamadım ya şu anda. Neden ben şu anda burada oturuyorum? Yani bunları konuşmak için mi dolaşıyoruz? Ben niye buradayım anlamadım yani. Şunun için buradasın. Biz şimdi gözaltında olan bir tane adam var. Bir şahıs. Katil zanlısı bir şahıs. Halil Sadi ile uzun süredir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Gideceğiz onunla konuşacağız. Boş peş edeceğiz yani. Ha anladım. Boş peş etmeyeceğiz. Gözünü korkutacağız. Bayağı korkudan titresin istiyorum ya. Halil Sadi'nin yöntemlerini Halil Sadi'nin oğlundan dinlesin istiyorum yani. Ne diyorsun? Çok zorlanmayacağım. Biz sonrasında serbest miyiz savcım? Arkadaşımız bizi kırmadı, sanatçı arkadaşımız kalktı geldi İstanbul'dan. Daha doğrusu İzmir'de bir konseri varmış. Buraya da geçerken İstanbul'a bir uğradı. Senin tabii İstanbul'dan çevren çok. Nazımızı, kaprisimizi çekenler olur. Canan Hanım bizim de işte kendimize göre. Ya zaten filmlerde de öyle olmuyor mu? Hani mafyanın oğlun herkes iyi davranıyor. Tabii şimdi soyadın Taşkın olunca çevren de ona göre geniş oluyor. Ama sevgi, saygı başka bir şey. Menfaat peşinde insanların peşinde dolaşması başka bir şey. Yok savcım, daha çok öyle değil de böyle hani böyle arkadaşlık, böyle sevgi, saygı üzerine kurulu böyle yapılandırdığımız arkadaşlıklarımız var bizim. Arkadaşlıktan kastım o yani. Karanlık simalar değil bu insanlar. Eğitimli, düzgün ailelerin, temiz, eğitimli çocukları yani. Sizin aileniz gibi. Ya Akgün abi, senin önceden de mekanın vardı değil mi? Vardı evet. White Day Akgün. White Day. Çok yaratıcı. Gerçekten. İnşallah bu mekanın sonunda o mekanın sonuna benzemez. Kimler geliyor şimdi bu mekana?
Daha çok böyle üniversite talebeleri. Mesela Yağmur'un okulundan da sağ olsun gelen arkadaşlar oldu çok. Öyle mi Yağmur? Bilmem. Geldim ya. Sen nereden anladın Yağmur'un okulundan geldiklerini? Alınlarında Yağmur'un okulundan geliyoruz diye mi yazıyor? Girişte kartları bakıyor. Gittin mi Yağmur? Yok, gitmedim. Yok, gelmedi de gelse de bir sıkıntı olmaz ya. Ben zannetmiyorum bir sıkıntı olsun yani. Tabii canım, ne sıkıntı olabilir? İstediğin gibi gidebilirsin. Bir sıkıntı olmaz çünkü biz nasılsa sınırlarımızı belirlemişiz, çizmişiz. Hudut bekçisiyiz, evet savcım. Ya Akgün abi, ben öyle mekanları çok merak ediyorum. Beni de götürür müsün bir gün? Oğlum bir şeyden eksik kaldı ya. Senin ne işin var orada? Yaşın kaç, başın kaç gitmek istiyorsun oralara ya? Allah Allah. Ya baba niye öyle diyorsun ki? Akgün abi için abiniz dedin. Abinizin mekanında oturacağız edeceğiz yani bu. Olur ya olur. Bir gün niye olmasın ki, bir gün ayarlarız. Gelirsin. Ya benim şimdi sınav haftam yaklaştı. Ben ders çalışmam lazım. Size afiyet olsun. Sen de bol bol gel Akgün abi. Tamam, buralardayım ben, bilirim. Sen üniversite falan hiç düşünmedin mi? Akgün işletme okumuş. Aa. Evet, 2 sene kadar öyle bir serüvenimiz oldu bizim de işte. Söyledik o kadar. Okulunu bitir dedik, üniversiteye devam et dedik ama ikna edemedim. Yok savcım, o mesele şöyle. Ben tekrar bir gözden geçirdim o meseleyi. Yani açıktan hani bitireyim diyorum, dışarıdan devam edeyim diyorum okuluma aslında. Sonuçta üniversite mezunu olmak bu 2021'de önemli yani. Allah Allah, sen hayırdır? Ne oldu sana bir anda? Ben işim olmaz diyordum üniversiteyle ya. Ne oldu da dışarıdan bitirmeyi kovalıyorsun şimdi? Dönmek istiyor belki ya, Allah Allah. Canancığım, bana mı anlatıyorsun Allah aşkına? Bu okula dönecek tip var mı bunda ya? Bir düzenimizi bir kuralım, ondan sonra değerlendirme alacağım tabii onu da savcım. Olur mu? O zaman bir düzen kuracaksın önce. Tabii canım, bir düzen kuracağım burada ben. Bir ev tutacağım savcımın yanında böyle. Sürekli kalamam yani ömrümün sonuna kadar. İlla ki ayrılacağız günün birinde, bir düzen kuracağız. Diyorum ki böyle bahçeli, güzel, büyük, geniş bir eve böyle aile. Hani evi gibi böyle bir yer. Aile tarzı, sen tek başına yaşıyorsun oğlum. Ne yapacaksın aile tarzı? Biz de günün birinde bir aile kurarız be savcım. Bütün ömrümüz boyunca yani böyle tek başımıza yaşayacak değiliz. Biz de bir yuva kuralım isteriz yani savcım. Daha gençsin bu evlilik düşünmek için falan, ne bileyim, bunlar daha erken yaşlar. Sen gençliğini mi yakacaksın? Ne yapacaksın ya evli? Sağ ol be. Allah aşkına ben... Canım onu mu diyorum ben şu anda? Ne diyorsun o zaman Selim? Akgün'ün kişiliğiyle ilgili bir şey. Kişiliğini mi diyorsun? Senin kişiliğinden bahsedelim o zaman ya azıcık. O zamanlar nasıldı senin kişiliğin? Ondan bahsedelim biraz. Canım ben aslında vallahi o misal söylemedim ya. Savcımla konuştuk. Sizin genç yaşta evlendiğinizden falan bahsetti bana. Gayet de gözleri parlıyordu anlatırken. Ben de hani... O şekilde hani... Genç yaşta evlenirsek yani en azından çocuklarımızla aramızdaki yaş farkı böyle sizinki gibi az olur. O yüzden de iyi anlaşırız. Çünkü siz çok iyi anlaşıyorsunuz çocuklarınızla. İyi anlaşıyoruz. Evet. İyi anlaşıyorlar. Çocuklarınızla çok iyi anlaşmıyor musunuz siz? Aferin oğlum. Bravo. Çok güzel yoldasın. Doğru yol. Bak takdir ediyorum seni şu anda. Çok güzel. Doğru yoldasın yani. Sayenizde savcım Canan. Sayenizde. Hayır tamam, bitti yemek. Doydursak kaldırın sofrayı. Ben Canan'la konuşacağım zaten. Yağmur. Hı, çok kötü bir sürprizim var. Bulaşık makinesi arızalı. Ben de hiç ilgilenemedim zaten işten güçten. Artık el de yıkayacaksın. Tamam, hallederiz ya, yaparız. Ben de yardım edeyim sana Yağmur. Şöyle şuraya koyayım da şunu. Düşmesin. Savcım alayım. Sağ ol. Geçtiğimi yaktın mı? Yok, ben yoksun. Açık açık söyle. Sen hayırdır böyle kravat falan takmışsın? Bir şeyler, bir çabalar falan tatlı tatlı. Kendini pazarlamak diye bir şey var Yağmur. Canım, bana şu tabağı verir misin? Şunu. Canım. Ne dedin sen bana? Hı. Dedim. Ne kadar da hoş oldu. Benim güzel buldum yani, hoşuma gitti bunu. Sen de bana bir tanem demiştin. Bir tanem. Dedi. Ne zaman dedim? Dedim mi? Demişimdir. Şu şapşal hallerine bayılıyorum. Aklımı başımdan aldığın doğrudur. Aferin sana. Sevdiriyorsun kendini. Bak Selim karadan bile aferini kaptın. Yürü buradan. Bilmiyorum Yağmur. Sanki benim alnımda böyle kızınıza talibim yazıyormuş gibi geliyor bana. Yok ya, bence sen gayet iyi idare ettin. Güzeldi yani, gerilme. Çok güzeldi masada.
Öyle her an Samcım beni tokatlayacakmış gibi bir his var içimde. Öyle bir enerji veriyor bana yani. Sen dayak arsızısın. Ondandır. Üniversiteyi de bitirecek misin? Bak buna da çok sevindim. İkna olsunlar da ne gerekiyorsa. İkna olsunlar diye değil. Bizim için yap. Gel bakayım. Alışmamışım seni böyle görmeye. Şimdi biraz gevşeteyim. Tam görecekler. Görecekler. Bu gizli saklı yaşama olaylarından ben artık sıkıldım Yağmur. Böyle olmuyor, bize gelmiyor. Buram da benim. Buraya gelmeden önce ben savcımla konuşacaktım, biliyor musun? Ne oluyor? İyi misiniz? Tamam. Tamam, bir şey yok anne. Tabak düştü, ben hallediyorum şimdi. Tamam, bir şey yok. Bırak bana, bırak bana, bırak. Hakkün, hani babamla konuşmadan bir gelip bana haber verecektin? Biz böyle konuşmadık mı seninle şimdi? Ne oluyor, daha zaman var dedin. Ne bu şimdi? Yağmur, sen sıkıntıya girme diye ya. Gerilme, stres olma diye ben konuşayım dedim ya. Bitsin gitsin bu iş istedim bir an önce ya. Niye bu kadar acele ediyorsun? Ya ne olacak? Bekleyince ne değişecek Yağmur? Oh. Ne yaptın sen? Ayağın mı kesildi? Oh, tamam. Bakayım. Oh, olur tamam. Yağmur, kesmişsin ayağını. Tamam, bir şey yok Hakkün, tamam. Bir şey süredin oraya. Bir şey yok, acımıyor. Ben şimdi bir çıkacağım, yara bandı alacağım. Tamam, bir şey yok. Tamam, burayı bırak, burası bende hadi. Şunu giy, şuradaki basma.